Birinci yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak. Bugün şimdi Ankara'ya dönelim. Ayrıntıları Çiğdem Demir'den alalım. Evet, yargı reformu strateji belgesi kapsamında hazırlanan birinci yargı paketi bugün saat 14'te Meclis Genel Kurulu'nda görüşecek. Teklifle birlikte hemen ayrıntılarını da aktaralım. Teklifle birlikte seri yargılama usulü de yargı sistemine dahil edilecek. Seri muhakeme usulü yargı sistemine dahil edilecek. Bunun yanında soruşturmanın sonunda kamu davası kapsamında açılması ertelenirse eğer davanın, yani karar verilmezse seri muhakeme kapsamına alınacak. Bunun yanında basit yargılamada Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen süre dolunca duruşma yapılmaksızın hüküm verilebilecek. Bunun yanında tutuklamalar içinde kuvvetli şüphe ihtimali artık yeterli olmayacak. İddianameler somut delil olmadan hazırlanamayacak. Eğer verilen hükümlere karşı itiraz gelmezse de hüküm kesin kabul edilecek. Seri muhakeme usulüyle basit yargılama usulüne ilişkin hükümler 1 Ocak 2020'de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilirse eğer 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Bunun yanında soruşturma evresinde tutukluluk süresiyle ilgili de bir düzenleme yer alıyor pakette. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine girmeyen işler bakımından 6 ay, Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevine giren işler bakımındansa 1 yılı geçemeyecek bu süre. Ancak terörle mücadele kanunu kapsamında giren bu suçlar bu sürelerde en çok 1 yıl 6 ay olabilecek. Ayrıca içinde hakaret suçlarının da yer aldığı düzenlemelerde temiz yolu da açılmış olacak birinci yargı paketiyle birlikte. Şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelmek istemeyen çocuk veya mağdurların da beyanlarının bir özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınması şartı getirilecek. Mağdur çocuğun rızası varsa beyan ve görüntüler alınabilecek. Bunun yanında avukatlık, staj ve noterlik başvurularında da hukuk mesleklerine giriş sınavı getirilecek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı şartı getirilecek. Bunun yanında şarta ek olarak da hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık, noterlik stajına başlamak için hukuk mesleklerine giriş sınavının yanında İdari yargı ön sınavına başarılı olmak şartı da getiriliyor. Ayrıca mülakat kurulunun da üye sayısı 5'ten 7'ye çıkarılacak. Bunun yanında teklifte baro levhasına kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemli avukatlara yeşil pasaport verilmesi imkanı da avukatlara tanınacak. Hakkındaki idari veya adli işlemler kişinin lehine sonuçlansa da pasaportu iptal edilenler veya pasaport talebi reddedilenler kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı'nda pasaport alabilecek. İnfaz düzenlemesiyle ilgili hatırlarsak bir yargı paketi daha hazırlanacak. Bunun da bir ay içerisinde meclise sunulması bekleniyor. Şimdilik Ankara'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sözü İstanbul stüdyomuza bırakıyoruz.